Bir cuma akşamı daha beraberiz. İşten çıktığımız gibi bugün bir şeyler mi yapsak, hafta sonunu güzel değerlendirsek diye Eren'le konuştuk. O işten geldi, hazırlandı ve yola çıktık. Ödemiş'e doğru gidiyoruz. Güzel bir hafta sonu geçiririz umarım. İlk önce akşam geldiğimizde ilk yaptığımız şey perdelerimizi kapatmak. Eren buzdolabının havalandırmasını kapatmaya gidiyor. Oo, süper koktu değil mi? Hı, mis gibi. Şimdi yatma vakti. İyi geceler. Gece bu şekilde ısıtıcımızı açtık. Şu an içerisi 22 derece. Gayet güzel. Gece iyi uyuduk ama değil mi Eren? Gece güzel uyuduk. Geçmişte ısıtıcıyı ben biraz düşük tutuyordum. Ekonomi yapıyordum Tuğba. Farkında değildim. Ya. Sabaha karşı buz tutmuş şekilde uyanıyordum. Şimdi baktım böyle olmayacak. Ver burası iyi. Dedim pistin şöyle iyice. Mis gibi uyuduk. Gerçekten çok rahat uyuduk. Ödemiş'e gitmeye karar verdik akşam. Tabii işten çıktığımda gece karanlık, yağmurluydu yol. Benim gözüm çok kesmedi çünkü Gölcük'ün biraz virajlı yolları var. Dedim ki Tuğba bir Ödemiş'te kalalım. Şu an Ödemiş'te kaldık. Güzel bir merkezde parkın yanına park ettik. Şimdi kahvaltımızı yapıyoruz. Muhtemelen bir Bilgi Köyü'ne uğrayacağız. Oradan da Gölcük'e geçeriz diye planlıyoruz. Bugün şoktan kumkuat meyvesi aldım. Normalde hep merak ediyordum hani tadı nasıl falan diye ama bir türlü almak nasip olmamıştı. Bayıldım ya, süpermiş. Portakal yemekle uğraşmam ben bundan sonra. Bence böyle biraz atıyorsun ağzına, yiyorsun. Abartıyorsun, çok da güzel değil ama. Aç ağzını. Böyle kıtır kıtır gidiyor ya. Vallahi süper bir şeymiş. Portakal soydum, yedim derdine son. Kumkuat. Kumkuat meyvesi. Reklam alırmış gibi. Şimdi Ödemiş'ten ayrıldık, Bilgi'ye doğru yola çıktık. Yaklaşık 6 kilometre kadar yolumuz var. O zaman orada görüşmek üzere. Bilgi Köyü'ne geldik. Vallahi beklediğimden çok daha güzel bir köy. Çok şirin ve tarihi gözüküyor. Tarihi UNESCO Dünya Kültür Mirası
listesine girmiş 2012 yılında. 5000 yıllık tarihi varmış. 5000 yıl, çok iyi. Bizans, Pers, bu Frig krallıklarının hepsini görmüş bir köy. Valla fotoğraf çekmek için çok fazla imkan var. Böyle dar sokaklar. Çok güzel. Mekanlar da güzel. Yemek yenecek, kahvaltı yapılacak, köy kahveleri gibi birçok seçenek var. Biliyorsunuz ki Ödemiş'in kestanesi ve patatesi meşhur. Patatesini biliyordum da kestaneyi bilmiyorum. Nerede yüksek bir yer var, hemen çıkıp panelleri kontrol ediyorum, toz var mı diye. Tahin'in baklavası meşhurmuş. Baba lokantası diye bir yerde varmış. Oraya gideceğiz varsa eğer, yemeği planlıyoruz. Ki ben tahini çok severim. Ondan merak ettim. Tahinli baklava hiç yemedim. Yemek de yer miyiz eğer? Valla olmazsa yemeği de yiyelim buradan. Sonra gözlüğe geçelim. Soğan yanisi, oğlakla yapılan yemekler falan meşhurmuş. Oğlak etinin şey yapmam pek de. Bakalım. Çanakkale'liler çok sever oğlak. Evet. Gökçeada. Evet. Ev yemekleri tercihiniz varsa Baba Lokantası burada meşhurmuş. Oraya geldik, bakalım nasıl. Sana güveç, sana tombaç, İzmir köfte, Arnavut ciğer, tavuk sote, ıspanak, bulgur, kuru fasulye, nohut, taze patates, pilav. Bir de sizin soğan yanisi diye bir şey varmış galiba. Bu işte. O mu? Soğan yani. Hangi, ne önerirsiniz bize? Oğlak vardı, bitti. Şimdi oğlak var. Aynen, oğlak da sizin soğan yanisi. Bir de tahinli baklava var mı? Tamam, baklava yiyeceğiz zaten. Tamam. Oğlak bitmiş. Bu soğan yanlısı. Tombaç dedi değil mi? Tombaç. Ödemiş patatesi, sarımsaklı yoğurdu. Çok güzel gözüküyor. Bir de sonra tahinli baklava çaktık mı? Tamam. Tahinli baklavamız. Gölcüğe geldik ama. Buz, buz. Kış salatası. Bendeniz. Bayağı büyükmüş bendeniz. Aynen. Karavanımıza hoş geldiniz. Yılbaşı temamızla karşınızdayız. Tam bir yıl önce başımdaki bu şapkayla ilk videomuzu yüklemiştik. Üzerinden bir yıl geçti. Nasıl geçti bilmiyorum ama her şey çok güzel geçti. Bizim klasik süslememiz
Şimdi Salep keyfi. Jingle bells, jingle bells, jingle. Sıcacık saleplerimizi de yaptık. Battaniyemizi aldık. Şimdi film izleyeceğiz. Irishman'ı izlemeyi planlıyoruz. Olur da görüşemezsek şimdiden yılbaşınızı kutluyoruz. Umarım gelecek 2020 bu yıldan daha güzel geçer. Tek dileğimiz bu. Herkesin yeni yılı kutlu olsun.